Hasta yakınlarıyla ilgili konuşmak istiyorum bu kez. Hasta yakınları hem benim için meslekte çok pozitif anlam taşıyor, hem de maalesef bazen negatif anlamda taşıyor olabilir. Şimdi pozitif anlamını söyleyeyim. Onlar bilgi getirirler hekime. Bol miktarda bilgi getirirler. Çünkü hastalar hastalığını tam olarak bilmediği, kabullemediği için fazla bilgi vermeyebilir, saklayabilir. Kendini gizleyebilir, çalışabilir. Psikiyatride ise sözel bilginin klinikteki önemi çok büyük. Bir arkadaşımın ifadesiyle psikiyatristler ve FBI ajanları kişilerin söylediklerine bakmak zorunda kalırlar derdi. Doğrudur. Yani biz bilgiye dayanarak tanıya ulaşıyoruz. Hasta yakınlarının getirdiği bilgiler bu nedenle büyük önem taşıyor. Bu pozitif tarafı. İkinci pozitif tarafı, hastalıkla mücadelede hasta yakınlarının rolü yüksek oluyor. Tedavi, takipte yardım ediyorlar. Ondan sonra efendim hastanın gidişatı hakkında bilgi veriyorlar. Sizin başarınızı test etmekte büyük bir rol üstlenebiliyorlar. Negatif tarafları ne? Bazı hasta yakınları için geçerlidir bu. Beklentileri çok yüksek oluyor. Yani hekimden bekledikleri şey hastanın pürü pak olması, tamamen iyileşmesi oluyor. Bir de yan etki ortaya çıktı mı hele tamamen hasta yakınları düşman kesilebiliyorlar. Başıma gelmiş şeylerdir bunlar. Negatif etkisi bu. O nedenle hasta yakınlarına ben daima bakın diyorum. Bazı hastalar var ki torba torba ilaç veririz. Sonuç alamayabiliriz. Bazı hastalar var ki torba torba ilaç kullanırken bir çift cümle, bir çift kelime söyler iyileşir. Demek ki bu işte hekimin rolü düşündüğünüz kadar fazla değil. En azından bu bilgiyi vererek başlarım ki bana düşman olmasınlar diye çaba sarf ederim. Hasta yakınlarla ilişkiye büyük önem veriyorum. O nedenle bu konuşmayı onlara ayırdım.